Sporcularda kasık ağrılarını oluşturan risk faktörlerinin başında sezon başı yetersiz hazırlanmalar gelir. O nedenle sporcuların sezon başı kamplarına mutlaka özel bir önem vermeleri gerekmektedir. Sezon başı kamplarında yeterli hazırlanmayan sporcuların sezon içinde ne kadar sorunlar yaşadığını gerek basına yansıyan haberlerden gerek takip ettiğimiz birçok sporcudan çok rahatlıkla görürüz. Sezon başı kamplarında mutlaka genel esneklik yanında kalça çevresine esnekliği, kalça çevresi kaslarının kuvvetlendirilmesi ve özellikle dengeli çalıştırılması son derece önemlidir. Kalça biliyorsunuz her yöne hareket edebilen bir eklem. Yani biraz omuz eklemiyle onun kadar hareketli olmasa da benzerlik gösteren bir eklem. O nedenle kalça çevresinde mutlaka karşıt grup adelelerin yani sağa çekenle sola çeken, öne çekenle arkaya çeken adelelerin kendi aralarının dengesinin kurulmasına mutlaka özel önem atfetmek gerekir. Zaten sağlık ekipleri de mutlaka bu konuda sporcuları uyarırlar. Önemli olan sporcuların verilen programa doğru şekilde uyması ve onları doğru şekilde içinden gelerek yapmasıdır. Sporcularda kasık ağrılarını oluşturan risk faktörlerinin bir diğeri sporcunun o sakatlığı daha önce geçirmiş olmasıdır. Daha önce geçirilen sakatlıklar eğer tam anlamıyla iyileşmemişse veya %100 iyileşmemişse ileride yeni sakatlıkların oluşmasına zemin hazırlayan faktörlerin başında gelir. Bir önceki sakatlıkta sporcunun %100 hazır olduğundan emin olmadığımız sürece onun sahaya sürülmemesi gerekir. Sporcunun kendini hazır hissetmesi bu konuda yeterli değildir. Mutlaka sağlık ekibi çalışanları, bu fizyoterapist olur, masör olur, doktor olur, bu ekibin hep beraber sporcunun her alanda %100 olduğuna, gerek çabukluk, gerek kuvvet, gerek esneklik açısından %100 hazır olduğuna emin olduktan sonra onu atletik trainerine, kondisyonerine vermesi, eksiğini tamamladıktan sonra da sahaya döndürmesi en doğru seçenektir. Sporcularda kasık ağrılığının altında yatan nedenlerin başında bir de zeminlerin durumu gelir. Ülkemizde her zaman ideal şartlarda zeminler hazırlayamıyoruz sporcularımıza maalesef. Zeminin yumuşak olması, sert olması, başlangıçtaki sertliğini üzerinde antrenman yaptıkça kaybedecek bir yapıya sahip olması gerçekten kasığa yansıyan ağrılara ve kasıkta kalıcı problemlere yol açabilmekte. Kasık ağrılarının bir diğer nedeni çok da dikkat edilmeyen, bazen gözden kaçabilen iki alt ekstremite arasındaki sağ ile sol arasındaki uzunluk farkıdır. Genelde 2 santimden az bir kısalık farkı varsa sağ tarafımızla sol tarafımız arasında vücut bunu son derece iyi tolere eder ve biz çoğu zaman kendimiz bile bunun farkında olmayabiliriz. Ama sporcuda bu farklıdır. Yani normal hayatta bizi hiç rahatsız etmeyen, çoğu kez sadece pantolon alırken veya bir pantolon boyu yapılırken farkına varabildiğimiz bir uzunluk kısalık farkı sporcuda değil 2 santim, 2 santimin altındaki oranlarda bile o ekstremitelerini sporcu hep %100 kullandığı için ciddi anlamda problemlere yol açabilir ve bunların başında da kasık problemleri gelir. Bazen kasık problemine karşınıza gelen bir sporcuda bir taban problemine karşılaşabilirsiniz. Yani o bölgede kasığın kendisinde veya yakın çevresinde hiçbir problem yokken bir basış bozukluğu, içe basma, dışa basma, bir düz tabanlık kasığa kadar yansıyan ağrılara neden olmaktadır. O nedenle bazen bir kasık problemini ortadan kaldırmak için sporcuya doğru bir tabanlık, daha doğrusu önce bir yürüme analizi yapıp ondan sonra o kişiye özel bir basit bir tabanlıkla sporcunun kasıktaki ağrı problemini ortadan kaldırabilirsiniz.